Cengiz İnşaat'ın İzmir'in en değerli lokasyonlarından Mavi Şehir'de hayata geçirdiği Livin İzmir projesinin basın lansmanındayız. Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt yanımızda. Hayırlı olsun Mert Bey. Teşekkür yeni ediyoruz. Projeniz ilk markalı konut projesi aslında değil mi Cengiz İnşaat'ın? Doğrudur. Bu bizim için çok önemli bir proje. Projemiz Mavi Şehir'de Karşıyaka'da yer alıyor İzmir'de. Adı Livin İzmir. 35 dönüm arsa üzerine kurulu Livin İzmir projesinde 366 tane konut, 33 tane ticari ünite var. Biz bu projeyi tasarlarken özellikle aile odaklı bir proje olmasına dikkat ettik. Çok geniş yeşil alanlar sunan, açık alanda hiçbir otoparkı olmayan, ortak alanlarda farklılık yaratan, kaliteli malzeme seçimiyle de farklılık yaratan bir proje tasarladık. Evet, proje şu an kaba inşaatı bitmiş durumda değil mi? Ne zaman yaşam başlayacak bu bölgede? Konutlarımızın teslimi Mart 2019'da gerçekleşmeye başlayacak. Şu anda inşaattaki ilerleme seviyemiz %50 mertebesinde. Kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Bu noktaya kadar herhangi bir lansman yapıp satış yapma söz konusu olmadı. Çünkü çok hassasiyet gösterdiğimiz bir proje. Mavi Şehir'de 5 etaptan oluşacak bir konut projesinin birinci etabı Livin İzmir. Burada yaptığımız ve Mavi Şehir'e değer katacak her şey bizim için çok önemli. Dolayısıyla tuttuğumuz sözleri yerine verdiğimiz sözleri yerine getirmek, %100 buna bağlı kalabilmek için bu noktaya kadar bekleme ihtiyacı hissettik. Evet, şu anda da projeye çok yakın bir mesafedeyiz. Denize de hemen hemen çok kısa bir mesafede değil mi? Evet, Livin İzmir'de yaşayanlar aynı zamanda sahil şeridine yürüyüp orada keyifli vakit geçirme olanağına sahip. Zaten özel bisiklet alanları da tasarladık. Aynı zamanda bisikletle de sahile ulaşmak ve İzmir'in güzel sahil şeridinde keyifli spor yapmak da mümkün. Evet, diğer etaplar da yine bu bölgede sahil şeridi boyunca uzanıyor sanıyorum. Sahil şeridinde değil ama yakın diyelim. Yakın bölgelerde uzanıyor. Peki projenin fiyatlandırmasında nasıl bir yöntem izlediniz? Lansmana özel bir kampanyanız var mı? Sizden dinleyelim. Lansmana özel olarak fiyatlarımızı, tabii çıkış fiyatları minimumda tutmaya gayret ettik. Burada bölge özelinde de analizler yaptık. İzmir için genel analizler yaptığımız gibi. Mavi Şehir oldukça kıymetli bir bölge. Projemizin bulunduğu lokasyon da gerçekten Mavi Şehir'in kalbi olması özelliğini taşıyor. Projemizin iki tarafında da tramvay durakları var. Dolayısıyla iyi bir erişim sağlıyor. İzban'ın yürüme mesafesinde havaalanına erişim de bu noktadan sağlanmakta. Ve çevre yolundan gelindiğinde aslında ilk buluşacağınız proje bizim projemiz. Dolayısıyla bu açıdan da çok avantajlı. Alışveriş merkezlerinin hemen yakınında yürüyerek hem alışveriş merkezlerinden hem de bizim Livin Cadde diye adlandırdığımız mağazalardan hem site sakinlerimiz faydalanacak hem de Mavi Şehir'in genelinde yeni bir buluşma noktası olacak Livin Cadde. Peki fiyatlar nasıl projede? Fiyatlarımız 8000 TL bölü metrekare mertebesinden başlıyor. Bölge nezdinde bakıldığında yine aslında 20-25 senelik konut dokusuna göre çok farklı bir noktada değiliz. Dolayısıyla iyi bir fırsat sunuyoruz şu lansman aşamasında fiyat avantajıyla. İnşaat başladığından bu yana da değer kazanmış proje sanıyorum değil mi? İnşaat başladığı noktada zaten satış düşünmediğimiz için şimdi yorum yapmam doğru olmaz o konuda. Yeni başladınız zaten, satışlara. Evet, yeni başladık. Aslında bu lansman tarihinden önceki bir ay sadece özellikle bizim projemizle ilgilenen kişilere ufak bir satışımız oldu. O noktada da zaten çok güzel geri bildirimler aldık. O da bizi çok mutlu etti açıkçası. Peki ilk etabına başladınız. İstediğiniz hızla da gidiyor. İkinci etap ne zaman başlayacak? İkinci etap sürpriz. Şu anda biz de bilemiyoruz. Planlıyoruz, çalışıyoruz. Evet. Bir şey söylemek için erken. Şu anda bütün konsantrasyonumuzu birinci etaba Livin İzmir projesine vermiş durumdayız. Peki bu projenin etaplarının dışında İzmir'de Cengiz İnşaat'ın başka arazileri mevcut mu? Özellikle yeni bir arazi alalım, geliştirelim gibi gayretlerimiz yok şu an için. Tek konsantrasyonumuz az önce de belirttiğim gibi bu proje ama gayrimenkul sektöründe neler olacağını göreceğiz zamanla. Evet, markalı konutta ilk projemiz dediniz. İstanbul'da da hedefiniz var mı proje geliştirme anlamında?
Az önce de belirttiğim gibi tek odak noktamız Living İzmir. Birinci projemiz şu anda bunu başarıyla tamamlamak İzmir isteriz. İzmir konut sektörüyle ilgili buradaki fiyatlar ve gelişim ve önümüzdeki süreçteki konjonktür nasıl değerlendiriyorsunuz? İzmir son dönemde gerçekten gayrimenkul konut sektörü anlamında değerlenen bir yer oldu. Bir de İstanbul'daki konut arzının özellikle bölgesel bazda olan konut arzının bazı noktalarda fazla olması İzmir'i daha da değerleniyormuş gibi de gösterdi açıkçası. Ama bu potansiyel devam ediyor. Buradaki daha eski konut stokunun yenilenmesi gerektiği, zaten buradaki ihtiyaçların da aşikar olduğu malum. Dolayısıyla biz burada bir çıkış bekliyoruz açıkçası. Evet, büyük inşaat şirketlerinin İzmir'deki projelere ilgisi çok fazla. Ve burada da bir rekabet artacak gibi gözüküyor İzmir'de de. Bu fiyatları nasıl yansıyacak sizce? Burada tabii neticede rekabet olumlu bir şey. Zaten bizim için kar maksimizasyonundan ziyade sunduğumuz ürünün doğru olması, insanları daha mutlu kılması önemli. Gelsin onlar da hızlı beraber rekabette daha güzel işler yapalım. Hızlı bir çıkış bekliyor musunuz fiyatlarda? Fiyatlarımızda hızlı bir çıkış bekliyoruz. Şu anda teslime bir yıl kaldı. Bu bir yıl için çok büyük iddialar söylemek doğru olmaz. Ancak mevcut konut yapılarının bulunduğu yerlerdeki yeni gelişmeler, yeni projeler daha da değer kazanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ne kadar doğru bir yatırım yaptığını görecek bize, bizim projemize, Living İzmir'e yatırım yapanlar. Genel İzmir olarak da baktığımızda İzmir doğru bir yatırım mı bölge için? Özellikle Mavişehir doğru bir yatırım olacağına inanıyoruz. İnşallah da olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.